bilinmeyenlere doğru. Hazırlayan Mustafa Küçük, seslendiren Uras Benlioğlu. Kozmetik ürünlerinde kullanılan 10 iğrenç malzeme. 10. Boğa spermi. Kozmetikler dahilinde boğa spermi kullanımı yeni başlamadı. Üstelik nemi muhafaza eden yapısıyla çoğu firma ve salon tarafından tek tercih edilen ürün haline geldi bile. Özellikle saçlara başka hiçbir şeyin sağlayamayacağı bir parlaklık verdiği söyleniyor. 9. Kırmız böceği. Kırmız, kokineal böcekleri ezilip kalsiyum tuzları ile karıştırıldığında karmin adlı doğal bir kırmızı boya ortaya çıkar. Bu boya insan tüketimi için zararlı olmadığından ruj, dudak boyaları, gıda boyalarında kullanılmaktadır. Kozmetik ürünler dışında jelatin, meyve suyu ve hatta şekerlemelerde de sıklıkla kullanılıyor. 8. Siyah amber. Balinanın yuttuğu katı nesnelerin etrafında oluşturduğu dışkı tabakasına verilen ad. Gri ya da siyah olan koyu rengi ve yapışkan yapısı dışında siyah amberin son derece doğal ve hoş bir kokusu var. Pek çok kozmetik üründe, özellikle de parfümlerde kullanılıyor. 7. Köpek balığı karaciğeri yağı. Köpek balığı karaciğerinden çıkarılan squalen birçok üründe kullanılır. Köpek balığı ciğeri yağı kolayca cilt içine emildiği için dudak kremi, güneş kremi ve nemlendiriciler gibi birçok kozmetik ürünlerinde kullanılır. Aynı zamanda bu yağ aşılarda kullanılmakta ve bazı bilim adamları tarafından kanser önleyici olarak kabul edilmekte. 6. Sünnet derisi. Sünnet derisi pek çok kozmetik firma tarafından kullanılıyor. Tıpta halihazırda yanan insanlarda yeni deri üretimi için kullanılan bir metot olan ve kozmetikte de bağ dokusunu oluşturan ana hücreler sağlayan sünnet derisi, krem ve koloşenler, özellikle de kırışık karşıtı olanlarda kullanılıyor. 5. Tavuk kemik iliği. Tavuk kemik iliği kozmetik ürünlerde kullanılan hayvan parçalarından sadece birisi. Glukozamin yüklü olduğu söylenen ilik, daha genç bir görünüme giden yolda cilt üzerinde oldukça etkili ve aynı zamanda bir enfeksiyon giderici olarak da bilinen tavuk iliği, genellikle yüz kremleri ve nemlendiricilerde bulunuyor. 4. Balık pulları. İçerisinde pırıltılar barındıran bir ürün kullandınız mı? Belki losyon, oje ya da dudak parlatıcısı. Eğer evetse, o ışıltının sebebinin balık pulları olduğunu bilmenizde fayda var. Balık pullarındaki gümüş rengi parlak madde, kozmetik sektöründe ürünlere ışıltı vermek için kullanılıyor. Tercih edilen balıksa genelde ringa oluyor. 3. Üçüncü ürün, hayvanlar gibi bizim de vücudumuzun önemli artık maddesi olan ürin. Ter önleyici, nemlendirici, gargara, deodorant ve şampuanlarda kullanılıyor. Çünkü nemi özümsemesi, çekmesi ve alıkoyması ile biliniyor ve A, D, E ve K vitaminleri içeriyor. Sadece terleme ve nemlendirme alanlarında değil, aynı zamanda bir güneşten koruyucu ve enfeksiyon giderici olarak da işe yarıyor. 2. Plasenta. Doğum odasına girecek kadar cesur bir babaysanız, plasentanın ne olduğunu gayet iyi biliyor ve muhtemelen bir daha da görmek istemiyorsunuz. Plazan adlı şirket, sadece plasentadan elde edilen çeşitli kozmetik ürünleri piyasaya sürüyor. Çünkü kırışıklıkları gidermekte son derece etkili olan hyaluronik asit ve protein hidrolizat gibi hormonları plasentadan elde ediyorlar. 1. Biber gazı. Biber gazının çok acı verici olduğu biliniyor. Hatta gözle direkt temas halinde geçici körlüğe sebep olduğu da. Dudak koruyucu ve parlatıcı gibi hafifçe yakan ya da karıncalanmaya sebep olan bir kozmetik malzeme kullandıysanız, bunun sebebi bahsi geçen maddenin içinde bulunması. Bilinmeyenlere doğru. Hazırlayan Mustafa Küçük, seslendiren Uras Benlioğlu.